Evet, artık Sitting'i bitirdik. Sitting tipiyle ilgili yaptığımız analizleri ve fonksiyonlarla ilgili genel bir özet yapmamız gerekirse eğer, tabii bir tip üzerinde incelemede bulunduk. Basit gibi gelebilir. Ama 41 videoda bayağı bir uzun uzun, yaklaşık 3-4 saatlik, 4 saatlik değil de 3 saatlik bir çalışma yaptığımızı söyleyebiliriz. Şimdi ne yaptık biz bu çalışma sürecinde? Sitting'in gerçek bir durumundan bahsettik. Bu durumda arkadaşlar Sitting'in esasında bir referans türlü değişken olduğunu, yani bir nesne olduğundan bahsettik. Sitting'in bir char dizisi olduğunu ele aldık. Yani karakterlerin bir araya gelmiş olduğu char dizisi esasında Sitting'in ta kendisi olduğundan bahsettik ve dizilerin bir nesne olduğunu önceden konuşmuştuk. Haliyle Sitting bir dizi ise esasında bir nesne. Yani neden referans türlü olduğunu da burada mantıken ortaya koymuş olduk. Null durumları ile ilgili arkadaşlar kontroller yaptık. İşte char dizisi olduğundan bahsettik vesaire. Hani burada bir sitting ile ilgili farkındalık doğurduk. Hatırlarsanız eğer değer türlü değişkenlerimizin her biri programatik açıdan bir keyword ile karşılanırken, referans türlü değişkenlerimiz de sadece keyword'e sahip olan sitting'dir. Bir de object'tir arkadaşlar. Sitting bunlardan bir tanesidir. Yani iki tane varsa bir tanesi sitting'dir. Dolayısıyla referans türlü olduğu halde programatik karşılığı olan iki değişkenden birini ele almış olduk. Burada bu farkındalığa gelmiş olduk. Ardından sitting'in artı operatörüyle nasıl bir işleme tabi tutulduğunu konuştuk. Ne yapıyordu burada? Sitting birleştirme yapıyordu. Sitting birleştirme aritmatik bir operasyon değil. Artı operatörü sanki aritmatik gibi gözükebilir ama artı operatörü burada bir yan yana birleştirme operasyonunu sağlıyordu. Formatlandırma cinslerinde arkadaşlar artı operatörü yan yana birleştirdiğinden dolayı sitting ifadede gene kullanabiliyoruz. Yıllardır kullanılan sitting format fonksiyonu, bir de C# 6.0'da gelen string interpolation dediğimiz özellik. Sitting bir metin içerisine herhangi bir metini dahil etme işlemini sağlayan bir operatörden bahsettik. Escape kaçış karakterlerini ele aldık. Çünkü Sting ifadenin içerisinde belirli eylemlere karşılık gelen karakterleri ezebilmemizi, onları bir metinsel değer olarak algılayabilmemiz için kullandığımız karakterlerdi. Ne olduğunu inceledik arkadaşlar. Slash karakteriydi. Verbatim özelliği Sting ile ilgili ekstradan bir operatör olarak gelen bir özellik. Bunun üzerinde 3 tane farklı kullanım vardı. Bunların hepsinin kritikleriyle beraber inceledik. Birinci kullanımımız, bu Sting'in dışında bir kullanım. Yani verbatim özelliğinin Sting'in dışında bir kullanım. Neydi bu? Keywordlerden oluşan değişken isimleri ya da metot isimleri tanımlamak istiyorsak bunları ancak verbatimle yapabiliyoruz. İkinci ve üçüncü kullanımlar Sting'e özeldi. Sting içerisinde escape kaçış karakterlerini kullanmaksızın belirli eylemleri ifade eden karakterleri ezmek istiyorsak verbatimle ezebiliyoruz. Yani verbatim ile onu ezebilecek, kendisiyle ezebilecek niteliği kazandırabiliyoruz. Üçüncü kullanımda ise verbatimin Sting ifadenin içerisinde satır atlamamızı sağlayan bir özellik olduğunu konuşmuştuk. İlgili videolarda da zaten gerekli detayları sizlere sunmuş bulunmaktayım. Devamında string interpolation ile verbatim özelliğinin beraber kullanılabilme kritiğini inceledik. Tabi bu C# 8.0'da gelen bir özellik. Önce verbatim, ardından string interpolation'ı kullanmamız gerekiyor. Akabinde sitting fonksiyonlarını inceledik. Sitting fonksiyonlarında birçok bize efektiflik kazandıran, sitting operasyonlarını sağlayan fonksiyonları inceledik. Bu fonksiyonlar arkadaşlar, hani genellikle kullanılan fonksiyonlar ve gerçekten bir algoritmacının danışacağı fonksiyonlardır. Diğer fonksiyonlar da var. Yani burada temas etmediğimiz, bunları da başka kaynaklardan ya da ilgili dokümanlardan takip etmenizi tavsiye ederim. Ama ilk başta bunlardan başlamak zaten olayın sitting fonksiyonlar açısından %95'ini tamamlamak demektir. Ve ardından arkadaşlar örnek çalışmalar yaptık ve Sitting'i bu şekilde noktaladık. Bizim için Sitting ile ilgili şu ilk yapmış olduğumuz dersler olması gereken kritikleri kapsayan dersler. Dolayısıyla yani bu başlığın değeri bence ilk derslerde yatıyor. Öbür türlü format gereği yapılması gereken işlemler, efendime söyleyeyim Sting fonksiyonları vesaire, bunları her yerde bulabileceğiniz kanaatindeyim ama yani şu aşamada yapılan operasyonlar, şu aşamada anlatılan videolar, dersler bizim için, benim nazarımda en değerli derslerdir diyebilirim. Tabi hepsi de değerlidir gene. Nihayetinde o bilinçle çektik. Evet, bir sonraki
dizilerde verisel performans, yani dizilere daha derinlemesine bakış açımızı sergileyeceğimiz bir ders olacak. Bu derste de görüşmek üzere diyelim.